Bu faciaya gelecek kuşaklara ancak sizler iletebileceksiniz Muallim Tugay Efendi. Cesur olanlar, aydın olanlar daha kötü günler görecektir. Beynimize bir kurşun sıkıp ölmek varken biz yaşamayı seçmeliyiz. Yaşayıp ulusumuzu düşman denen musibetten kurtarmak için mücadele etmeliyiz. Tanrı Türk ulusuna sabır versin. Üzülme komutanım. Tuluva Şedek sürmez bu akıbet, bu sema. Tabancama ilişmesinler albayım. Biliyorsunuz paşa babamdan kalma. Hatıralarımıza saygı isterim. Sağ olun. Millet malıdır diye çölleri, dağları, tepeleri aşıp bunca acılara katlanmamız silahımızı düşmana vermek için miydi komutanım? Silahımızı düşmana vermek için miydi? Onbaşı! Bu bir emir onbaşı! Bu emri verenden bunun hesabını kim soracak albayım? Siz! Yani millet! Çekilin ulen! Hadi aslanım, sen de topu bırak git! Çekil ulen topun başından! Salam! Ben gavura top vermem! Bırak topunu! Silahları teslim etmemiz gerek! Biz cephede değil, masa başında yenik düştük! Teslim et silahını! Emrediyorum! Babanın Polat. Yıllardır neredeydin sen? Savaştaydım oğlum. Ne yaptın? Yenildik. Neden? Kardeş, mehter hane nerede acaba? Şu köşeye dönünce, bak gavurlar da oraya gitmekte. İri yarı bir Celal onbaşı vardı orada. Boru çalar, abimiz olur. Bildim, simidi de benden alırdı. Şimdi namazdadır o. Hepsi 16 kişi. Hepsi de iyi çocuklardır onlar ha. Hepsi için birer simit ver bakalım. Ek. Şurada biraz paramız vardı.
bulamadınsa kalsın. Sonra alırız. Fi tarihinde bağlamıştım şuraya. Asker kılıyla gitme. Abinin de senin de başın derde girer. Kutsal bu yerin gerçek öz sahibi devrimcilerin birer hain gibi duyurarak adını ve anayla babaya evladını gammazlatıp duran ve kardeşi kardeşe kahpekere vurduran bu karanın da karası zehirini var gücüyle kusmakta. Kardeşim. Ağam, Celal ağam. Namazımızı kılarken vurdular bizi. Ağam. Toprakta kan olursa, uğruna can olursa, canlar kurban olmaz mı? Adı vatan olursa. Muallim bey! Muallim bey! Gittik, savaştık, yenildik. Hepsi bu Selim baba. Okulumuza, çocuklarımıza döndük işte. Sağ salim döndünüz ya. Şükür, şükür Allah'a. Maalesef. Sağ salim döndü. Savaş. Savaşta neymiş Ağoğuz? Gönüllüyüm işte. Senin babanın hatırı vardı. Biraz da rüşvet gelireydik, İstanbul'da kalacaktın arkadaşların gibi. Kalanlar vurgunu vurdu oğul, ya sen? Biz de hüner öğrendik Mısır'da. Esir kampında bir İtalyan vardı. Klas Tırtıngen. Kaşla göz arasında Cebellezi. Şimdi biz de siyah setrelerimizi çekip sokağa bir düştük mü, sen gör o zaman. Bazen damarımda kudurur kanım, bazen küser bir şey istemez canım. Bazen olur geciken şu zamanım, fırlayıp üstüne çökesin gelir. Uy gelir, vay gelir. Hey Rıza Çavuş! Ankara'dan bir haber var mı? Öst lan! Ankara lafını edelim bitiririm ha! Konuşacaksanız şu mandadan konuşun hele! Amerika'nın mandası gelesiymiş! Ha bu ne biçim mandadır ki koca millete emir komite etsin? Bildiğimiz manda, su kömüşü canım! Ankara'da iş yok dinim Rabbena hakkı için! İş manda milletinde! He desek Amerika buraya manda dökecekmiş! Ben de işitmişim şart olsun! İstanbul'un tümü mandaya kesilesiymiş! Bedava mı bu kömüşler ağam? Bedava ki hem de nasıl! Meccane!
Bizim duymamıza göre Amerika'nın milletinde bedavadan oğul babaya selam vermezmiş. Ve de adam, adamın eline parasını almadan işemezmiş. Kes ulan, bozguncu deyus! Mandadan konuş! Ben bu mandayı alsam, öküz etini yetine cemekine koysam? Orası senin yiyeceğin nane! Ne istersen öyle yaparsın manda milletine! Uyş babo! Manda gibi ortalıkta dolaşacağına konuştur şu iti! Bu adam dinimizi, vatanımızı ve de padişahımız efendimizi satmıştır! Kır kemiklerini zalim! Konuş bakalım. Ne istiyorlarsa söyle. Hiçbir şey konuşamam ben. Her şeyi biliyorsun sen. Silahları kimin motoruyla ve nereye götürdüler? Silah mı? Ne silahı bu? Sizin silahlar, sahradan getirip teslim ettiğiniz silahlar. Bolşeviklere sattı dürcüler. Konuş! Konuş be adam! Konuş! Konuş! Bu konuşmaz gayri. Sen de vur deyince öldürüyorsun zalim! Adam öldü! Peki, bunun hesabı şimdi kimden sorulur efendi? Biz polis arkadaşlarla hesabını kitabına uydururuz! Sen eve git, yarına kadar izinlisin aslanım! Kızını okutmayı koymuş kafasına, ne dersek yapıyor! Asileşmeye başladı mı, bu herif senin silahlarını çalıyor, satıyor falan dedik mi, canavarlaşıyor. En azgınını bülbüle çeviriyor. Enayi! Beni alır karı yapar mısın efendim? Hısmına, akrabana gelin götürür müsün? Kirlenmişim ben! Yiğitler sokaklarda gezerken gavurlar ırzıma geçmiş benim! Hangisi bacım? Hepsi. Türk kadını gibi davran şimdi. Kes kafalarını namussuzların. Doğra! Mektup en kısa zamanda Ankara'ya ulaşmalı Selim baba. Siz merak etmeyin muallim bey, emriniz başım üstüne. Muallim bey, arkadaşlarım yine babamı taşlayacaklar.
çocuklar, durun! Hadi sen yoluna git Salim. Çocuklar, beni iyi dinleyin şimdi. Çocuğunu okutmak, evini geçindirmek için zulme korucu olanlara acıyın çocuklar. Hadi sınıflarınıza! Büyük Türk ulusuna bırakılan el kadar yer burası işte. Türk ulusunun esarete karşı koymak için atan kalbi. Ankara, bu güneş feyzini Mustafa Kemal'den almaktadır. Sizi padişahımız efendimizin düşmanlarıyla bir olmaktan ve de körpe dimağları zehirlemekten tevkif ediyorum muallim. Götürün! Lütfen! Kesin ayaklarını yerden! Şimdi hep beraber padişahımız çok yaşa! Padişahımız çok yaşa! Siz de çok yaşayın! Hocamızı kurtaralım arkadaşlar! Çekilin bakayım oradan! Çekilin diyorum size! Yumurcaklar dağılın! Çekilin yumurcaklar! Çekilin oradan! Dağılın diyorum size! Gebertirim hepinizi! Çekilin! Çekilin diyorum size! Bırakın beni! Çekilin yumurcaklar! Dağılın! Dağılın! Çocuklar! Durun! 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 Bunlar emir kulu. Kapı iti. Getir demişler, götürüyorlar. Kanunlara saygılı olacaksınız çocuklarım. Bir gün gelecek bu ipleri benden çözüp onların bileklerine geçirecekler. Yani biz geçireceğiz öğretmenim. Biz! Dikkat! Başlarına geç Sedef kızım. Şimdi marşımızı söyleyerek sınıflarınıza gidin. Marş marş! Götürün! Müşterek harekat planını müttefiklerden teslim aldın mı Sıvay? Çekmecenize kilitledim paşam. Padişah efendimizin katında desteğiniz olursa lütfederseniz... Sıvay, bu harekatın komutanını müttefiklerimiz seçti. Padişahımız efendimiz de onayladı ya. Mustafa Kemal'i mağlup edecek şanslı kumandanı kulunuz öğrenebilir mi? Vakti gelince öğreneceksin elbet. Başarı. Başarı. Oysa bendeniz sanıyordum ki... Sorry. Ah, madam. Beklediğiniz adamın gelmesi yakındır efendiler. Hepiniz az çok tanırsınız onu. Özellikle binbaşı Robert tanırlarmış duyduğuma göre. Siz Fransızlar her duyduğunuza inanır mısınız? Bunda yalan yok canım. 125. alaydakilerin hepsi bilir ki... ...sizin ünlü Lavrensiniz bizimkini görünce donuna doldurmuş. Hem de nasıl? Kaka dere olmuş, şeria nehri gibi paçadan akıyormuş. Kokuyu izleyerek yakalamış Lavrens'i sizin Mehmetçikler. Ala komik, ala komik. Geliyor.
İşte bizimki geliyor. Beni emretmişsiniz komutanım. Emir ne kelime? Rica etmişizdir. Buyur, bir içki. Viski kullanmam paşam. Belki bir kadeh susuz rakı. O da zaferden sonra. Bre büyük askersin sen albay. Büyük ki Napolyon solda sıfır. Sadede gelelim. Bize lazımsın albay. Vatanın, milletin ve de padişah efendimizin selameti bakımından. Sadede gelelim efendim. Saadet madet bu işte. Lazımsın da lazımsın. 3 tane özel görev kıtası kuruldu albay. Padişahımız efendimizin kıtasına komutan siz olacaksınız. Mustafa Kemal asisinin üzerine bir ineceksiniz, karadan, havadan, denizden. İş bitiminde de damat paşalığı cebinde bir albay. Sağ olun paşa. Demek kabul ettiniz. Hayır, kabul etmedim. Albay! Albay! Küçük düşürdü bizi. Belki de Mustafa Kemal sempatizanı. Bak şimdi Svori, kedi olalı fare tutacaksın ki olursa öyle olsun. Ve de sayın albay kendiliğinden ayağınıza gelmeli. Gelip Mustafa Kemal'i vurmak için yalvarıp yakaracak Svori. Anlıyor musun? Yeter ki siz emredin efendim. Elizabeth, sevimsiz bir de kocam var. Uzun geçen sömürge hizmetinde alkolik ve gaddar oldu. Kocanız yenisini alabilir demek ki. Neyi? Demek istiyorum ki bir İngiliz nasıl Türk değilse, Türk de İngiliz değildir. İngiliz Türkler olabildiği gibi Türk İngilizler de bulunabilir. Bir çeşit insan salatası. Karma karışık. Seninle benim gibi. Devam edin lütfen. Bendeniz görev icabı bazen hafiye olurum, bazen de ajan ya. Devam edin lütfen. Mümkün değil. Şimdilik imkanı yok. Görev başı yapmalıyım. Böyle elit sosyetik toplantılarda bazı arak pozisyonları oluyor. Mesela Cebellezi, Tırtıngen. Devam edin, yalvarırım. Mr. Tırtıngen. Çok sıktınız bayan. Babamız, hafifleteyim sizi. Sababien monsieur, yes, kes babam, kes. Mister, sizin çakmak gitmek ister. Ufak bir ameliyat, monsieur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım köy sandığına, langır. Hadi eğlenin bakalım. İşte bir Yahudi, kirli çıkıdır bu kefere. Vay be,
Cepler boş, kol kaburga boş. Al bakalım bu benden sana sadaka. Avanta malın kıymetine bakılmaz. Hala hala. Çalışıyor da. Nereden geldi bu? Aa, ne kadar güzelsiniz. Çok güzel gözleriniz var ama benim gözüm başka yerde, kusura bakmayın. Hadi eyvallah. Vay, madama, kocanız olacak dürzü nereden yürüttü bunu ha? Bak sen. Müsaadenizle. Çakmağım. Bir patırtı bir kütürtü. Kim aldı, kim götürdü? Ben bir de yukarı yukarı geleyim bakayım. Benim de saatim. Skandal bu monşer. Net babası değilim ben, yürüyün Marco Paşa'ya. Aman Salomon, sen de kimseyi uyandırma. Asılın gidiyorlar Paşa Hazretleri. Cehenneme kadar yolları var hırsızların. Yekin git uğurla. Sübhanallah. Safiye kulunuz Paşa Hazretleri. Bu hırsızı takiple... Hırsız değilim, Kuvayi Milliyeciyim. Aman Hafiye oğlum, zapt et şu hergeliği de tutup söyletelim. Söyletip de kökünü kazıyalım şu iblislerin. Bir Kemalist konuşmaz. Zalim diye bir adamımız var ki senin gibi kaçının dilini çözüp kemiklerini ufak etmiştir. Sivori, sen misin Dürzü? Köşkü sarın, burada bir hain var. Yetiş, çabuk yetiş! Bak kardeşim, Hafiye de olsan... Canı cehennem Hafiye'nin! Basit bir hırsızım ben, Tırtıngen! Ben de basit bir vatanperverim! Biz hötle konuşacak yüreksizlerden değiliz! Ama bakarsın direncimiz kırılır. İnsanlık hali. Bir konuştuk mu birçok vatanperver güme gider arkadaş. Anlıyor musun? Dirisi lazım Hafiye oğlum! Hadi kardeşim! Sağ ol kardeşim! Ilamur yolu 12'ye git! Parola Ay Yıldız! Koşun koşun! Sivori, bu ne ölen? Kemalistler neredeyse koynumuza girecek! Paşam... Başlarım şimdi senin paşandan, paşam! Müttefik planları, merkez komutanlığında saklanacak bir... O muallim iblisi mutlaka konuşacak iki. Benim kız çocuğum olacak da bu namussuza okutacağım he? Okutup da rezil edeceğim he? Şimdicik bu hergele konuşmazsa çocukları da atıverirler okuldan. Konuşmalı ki arkadaşlarının yerini söylemeli ki çocukların günahsızlığı meydana çıksın. Ola ki Kuvayi Milliye musibetini başımızdan defedip bebeleri kurtaralım. Konuş muallim efendi. Konuş de! Hiçbir şey bilmiyorum ben. Karargahı söylemelisin hergele. Bu dinsizler körpe kız çocuklarını oraya götürür de ellerlermiş. Konuşsana be! Sus efendi! Ağzına aldığın her şeyi çirkefe buluyor lafların. Arkadaşlarını söyle! Söyle be adam! Konuşsana! Konuş! Bana bakın!
Likuvayi Milliyeci'yi asla konuşturamazsınız. Sana konuş diyorum. Öt be adam! Konuşmam. Devam et. Ulan sakın! Öldürdüysen vururum, şart olsun seni! Bir daha yoklarsak ölmesi yakındır. Tuzlu su döksünler yaralarına! Büyük Türk ulusuna bırakılan el kadar yer burası işte. Türk ulusunun esarete karşı koymak için atan kalbi, Ankara. Tugay muallimi tutuklamışlar. Sizin kısmamı getirdiler. Ne yaptınız ona? Dokundunuz mu? Vatanının kurtuluşu için uğraşan bir insana vuramazsın ağam. Sonra kötü oluruz. Ben okumamışım. Kızımız okusun diye zulme korucu olmuşuz. Doğrusu bu. Kızım okusun da taşlanan, adam dövdürmek için kullanılan kereste zalımı da okusun istemişim. Karımızı aç komamak, açık komamak için bir kötü iş tutmuşuz. Doğru. Ben hayvanın biriyim. Size layık değilim ben. İşkence bizden önce vardı, bizden sonra da olacak. Hangi düzendir ki işkenceyi yeryüzünden kaldıracak? Ne var lan densiz? Ne var lan? Yasak hemşerim. Misafirliğe mi gidiyor bu? Ha? Saray burnundaki balıklar yalnız kalmış. Bu gece cümbüş yapacaklar. Ne zaman öldü bu? Gündüzden ölmüştü. Dedikodu olmasın diye. Ha, anladım. Hala sıcak bu ölü. Bunlar Kuvayi Milliyeci. Ölüleri bile 40 saatte soğurmuş. Günler başıma. Hadi götür götür şu uğursuzu, götür. Nasılsın Muallim Bey? İyiyim ben. Adres, Ihlamur yolu 12 numara. Parola, Ayıldız. Gidelim seni, gel! Hop! Yılmaz abi! Yılmaz abi, babam yolladı. Başı dertte. Azrail'i alıp acele gelsin dedi. Bir gün bu işi bitireceğiz ahbap. Şimdilik ivedi bir durum çıkmıştır. Eyvallah. Abi, Azrail nerede? Evelallah Azrail aleyhisselam yanımızda işte. Abi, bu ne biçim Azrail? O biçim Azrail ki alınacak can olmalı. Hadi gel benden. Bu tarafta! Hey! Saloldan Azrail aleyhisselam geliyor!
Serkez onbaşı. Konuş. Iklamur yolu. Numara 12. Parola Ay Yıldız. Ay Yıldız. Göğüsleri fişeklik doluymuş. Başlarında da kalpaklar varmış. Bundan. Kemal ister. Kemal ister mi? Neden? Olamaz. Olamaz böyle şey. Peki ama niçin? İçlerinden birinin ismini duymuşlar. Bıçakçı Petri. Bıçakçı Petri?
Beyoğlu kabadayılarından biridir bu. Alafranga balozda bulunur bu it. Şu Petri denen it hanginiz? Petri hanginiz dedim lan? Efendim, bırak şunları! Bırak kefereleri! Gel, gel! Dediğim vardır, anlamadım. Ben çiftliğin sahibiyim. Kadının kocası, çocukların babasıyım. Ne söylüyorsun burayı, anlamamışsın. Defol! Yoksa alırım burayı lanı. Senin gibi bir itin benden ne alıp vereceği olabilir lan? Söyle, kim yaptırdı bunları? Kim? 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 Dur bırak, söyleyemem, söyleyemem pasam. Kim? Sivori, Nezet Pasa'nın korucusu. Sivori. Kim yaptırmış bu işi? Sağ olun arkadaşlar. Gidelim. Peki ama ya bunlar? Bu katiller? Ne olacak bunlar? Yaşasınlar mı? Hiç olmazsa çekip asmalıyız. Irtırıp kesmeliyiz.
kapkara günler gerilerde kaldı. Günlük, güneşlik, özgür günler yaklaşıyor dostlar. Ordumuz bütün cepheleri tutmak üzereyken müttefikler bir harekat planı hazırladı. Ordumuzu bölmek ve Yunan harekatını geliştirmek de amaçları. Biz tarihi görevimizi yapacak, can bahasına da olsa bu harekat planı birliklere varmadan imha edeceğiz. Ben bu harekata sizinle katılamayacağım ama yakınınızda olacağım. Yerimizi öğrenmişler. Baskın vereceklermiş. Sağ ol Şeref. Heyecan yok. Siz sizin değilsiniz artık. Sağ kalanlar olursa ki onlar görevini yapmış demektir. Yorgi'nin yerinde, Alafranga Baloz'da buluşacağız. Şimdi hem gidelim hem de durumu tartışalım. Beni iyi dinleyin. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Şerefimizle yaşadık, şerefimizle öleceğiz. Fransız kuryesi Rene, karayoluyla hareketle Eskişehir'e gidip Fransız birliğine harekat planını ulaştıracaktır. İstanbul'da alınan tedbirlerin yoğunluğu ise Osmanlılardaki Nusa'nın ehemmiyetinin büyük olduğunu göstermektedir. Necdet Paşa'nın ikinci emrine kadar vesaiksiz hiç kimse merkez komutanlığına girip ve de çıkamaz. Buraya iki kişiyle yükleneceğiz. Çünkü dışarıda ve içeride nelerle karşılaşacağımız hiç belli değildir. Merkebi öldürmek lazım. Yazık ya merkebe. Ne duruyorsunuz burada? Çabuk çekip gidin. Heyvenimiz geberdi de askere. Az müsaade, çekip giderik. Asker toplan! Çabuk toparlanın! Hizaya girin çabuk! Hadi! İçinizde beni tanıyan varsa çıksın. İkinci ordu 15. Tümen 5. Tugay 35'in Sahra Piyade Alayı'ndan Mehmet Çavuş. Emret komutanım! Ben kimim Mehmet Çavuş? Dördüncü ordu 21. Tümen 2. Tugay 125'in Sahra Piyade Alayı komutanı. Albay Fikret Cemil! Bizi gören düşman ne olur? Kahrolur komutanım. Bizi gören asker? Mutlu olur komutanım. Şey komutanım... Çölde uzun bir takipten sonra gece olmuştu. Yalnız albayım çadırı kurulmuştu ki yat borusu vurdu. Albay askerlerin siperine inip onlarla uyudu. Peki biz neredeydik o zaman zalim efendi? Öyle yat eminim. Ve bütün savaş boyunca siperlerimizle bizimle dostluk ettiniz. Sağ olun komutanım. Arkadaşlarına silah çattırmak. Silah çat! Dışarıda bir bahçıvan arabası gördüm. İçeri al, arkadaşlara yemiş dağıt, doya doya yesinler. Şam'daki gibi mi komutanım? Şam'daki gibi. Parasını biz dönünce veririz. Dışarıdaki bahçıvan arabasını içeri alacak ve arkadaşlarıma doya doya yemiş yedireceğim efendim. Portakallar! Amasya'nın bunlar! Kırmızı kırmızı! Kız yanaklı elmalar! Hadi Amasya'nın bunlar! Yine kan geliyor ha! Can geliyor valla! Ama... Zalim ağa! Amasya'nın bunlar! Amasya'nın gülleri bunlar! Şuna su verin biraz! Boğazına çekirdek takıldı! Çakıldık galiba! Biraz da içeridekilere götürelim, mideleri bayram etsin ha! Mehmet Çavuş'a bakalım, ne oldu be? Öldü galiba.
Bendeniz Sivori Paşam. Kendileri karşımda komutanım. Seni tebrik ederim Fikret oğlum. Yakalın! Tutun! Ey! Lan! Tutun! Tutun diyorum! Yakalayın bunu! Yakalayın! Tutun! Bu askerlere siz emredemezsiniz. Yiyin efendiler, yiyin! Rütbeye hürmetsizlik! Bu han iştahı sizin, buyurun yiyin! Doyuncuya, aksırıncıya, tıksırıncıya kadar yiyin! Geberinceye kadar yiyin! Biz Mustafa Kemal askeriyiz. Sizse padişahın zulüm makinası. Hainlerle işbirliği yapan haindir efendi. Sus efendi! Sus! Sus! Bu laf oyunlarıyla kurtulacağını mı sanıyorsun efendi? Sanmıyorum. Ve beni kurşuna dizdireceksiniz. Divanı harbe verip en kısa zamanda! Bizim davamız padişah divanında görülmez efendi. Bir Kemalist albay kendi hükmünü kendi verir. İdam mangası dikkat! Ateş! Pencereden atla git Salim. Nasılsa görevimiz bitti. Bizi öldürürler en fazla. Atla git Salim!
Yetişin, yetişin! Gizli bölgede casus var! Yetişin, yetişin! Çoluk çocuğum var zalim, git! İşkence ederler sana, yarına tuz basarlar. Seni hainlerin hışmından kurtaracağım teminim. Ölüm, analımız Ay Yıldız. Ay Yıldız mı? En kısa zamanda kellelerini önünüze atacağım bu haytaların. Söz veriyorum. Bunlar? Bir mi? On mu? Yüz mü? Bin mi? Rezil ettiler Osmanlı'yı! Can isterim ben, can! Paşam, işlerinden birini vurmuş afiyeleriniz. Zalim denen haini pusuya düşürmüşler. Thank you.
Etmişizdir efendiler. Tarihi Mustafa Kemal yazacaktır bundan gayri. Hepiniz başınızın çaresine bakın. Hola.
katılıyorduk kafire. Hepimizin bir yanı hilal gibi. Bir göz vardı üstümüzde göklerden, Mustafa Kemal gibi. Savaşırken yaşamak, anam südü kadar helal gibi. Ölüm hem büyüktü, hem kolaydı, Mustafa Kemal gibi. Atılıyorduk bir devre, tarihlerden süzülmüş bir hal gibi. Hepimiz, hepimiz Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i gördüm düşümde. Daha diyordu. Uğruna şehit olasım geldi hemen. Sabaha diyordu. Al bir kalpak giymişti al. Al bir ata binmişti al. Zafer Irak mı dedim. Aha diyordu. Hatta bize tane derler de bulunabilir. Ektiğimiz tohumlar o kadar canlıdır ki fikirlerimiz Hint'ten, Çin'den, Mısır'dan döner dolaşır ve filizli meyveleri inanan kalpleri doyurur.